Selamünaleyküm arkadaşlar. Dikiş sepeti örgü kanalıma hoş geldiniz. Harika bir örnek çalışacağız bugün inşallah. Gerçekten o kadar kolay ki örgüye yeni başlayanlar bile rahatlıkla e, bu örneği örebilir. E, yelek, hırka, çocuk örgüleri, süveter, yani aklınıza ne gelirse battaniye dahil her şeyi örebilirsiniz arkadaşlar. Ara örnek olarak kullanabilirsiniz çok güzel bir örnek ben çok beğendim yapımı da bir o kadar kolay ve çok çabuk ilerleyen bir örnek bir bakıyorsunuz bayağıca bir örmüşsünüz arkadaşlarım bu da örgümüzün arkası gerçekten ben çok beğendim ben burada arkadaşlarım şöyle simli bir alize ipim vardı angora alize bunu ikiye katladım bununla ördüm iki kat olarak ördüm tek kat da örülebilir tabi ee, dediğim gibi her yerde e, çeyizlik yeleklerde e, yani ara model olarak veya bebek örgülerinde komple çalışarak veya büyük örgülerinde komple çalışarak kullanabileceğimiz harika bir örnek. Şimdi örneğimiz ilk önce 3 üç ve 3'ün katlarından oluşuyor arkadaşlar. 3'ün katlarında ilmek sayısı atıyoruz. Artı bir kenar ilmeği bu tarafa artı bir kenar ilmeği bu tarafa. Yani 3'ün katları artı 2 ilmek atıyoruz. Şimdi ben küçük bir parça başladım. Ona bakalım. Şöyle göstereceğim arkadaşlarım. Ben burada 15 ilmek attım. 3'ün katlarında hemen sayalım. Bakın 3'er 3'er 3, 6, 9, 12, 15 artı 2 tane de kenar ilmeği. 3'ün katları artı 2 tane de kenar ilmeği. 2 sıra haroşa ördüm. Şimdi örgümüzün kurumunu yapmadan önce arkadaşlar bir sıra düz bir sıra ters öreceğim şimdi ilk düz sıramı örüyorum bu sıra tamamen düz örüyorum bir sırada arkadan ters olarak gideceğim yani iki sıra ön yüze geldiğimde iki sıra düz olduğunda e, örgümüzün kurumunu yapabiliriz bakın bu sıramı tamamen düz olarak tamamladım Şimdi arka yüze geçtim. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak örüp tekrar ön yüze geldiğimizde modelimizi kuracağız arkadaşlar. Bu arada halen kanalıma abone olmayan arkadaşlarım varsa e, abone olup zil butonunu aktifleştirirlerse arkadaşlar yeni haber e, yeni yayınladığım videolardan da haberdar olabilirsiniz. Bana destek verirseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum takıldığınız bütün konularda bütün örgülerde arkadaşlar yorum kısmında bana soru sorabilirsiniz hepsine cevap vermeye çalışıyorum tek tek şimdi arkadaşlar ön yüze geldik ön yüzde bakın iki sıra düz örgümüz oluşmuş oldu hemen kenar ilmeğimizi pardon yanlış bir şişle arıyorum çok özür dilerim arkadaşlar biri üç biri üç buçuk ben bunu üç buçuklu örmüştüm bunu ikiye katladım diye. Üç buçuk ördüm O boşta diye onu almışım elime. Bir gariplik var hissediyorum ama <laughs> ne olduğunu anlayamadım. Çok özür dilerim. Şimdi kendi şişimi aldım. Bu elimdeki 3 numara. Zaten bunu gösterme amaçlı yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın ilk ilmeğimi örmeden şişimi aldım. Burada üçün katlarında demiştik. 1 2 3 3 ilmeğimizin 1 ve ikincisini bırakıyorum. Şuradaki üçüncünün arkadaşlarım içinden giriyorum. İçinden girdim. Buradan bir ilmek çıkarttım. Bakın rahat bir şekilde çekiyorum arkadaşlar bu ilmeği. Buradaki dikkat etmemiz gereken püf noktası sadece bu. Burayı biraz böyle şu şekil falan çekersek arkadaşlarım maalesef şurada örgü kasıyor ve topluyor. Burayı rahat bir şekilde böyle çekelim. Üçüncü de ilmek çıkarttık. Bakın şimdi birinciyi normal düz örüyorum. İkinciyi normal düz örüyorum. Üçüncüyü de zaten bakın örmüştüm. Şişimden çıkartıyorum. Şimdi örgümüzü tekrar tekrarlıyoruz. Arka arkaya tekrarlıyoruz. Arada hiç boşluk yok. Bir, iki tane ilmeğimi bıraktım. Üçüncü ilmeğimin içinden girdim. Arkadan bir ilmek çektim. Geniş bir rahat bir şekilde Hemen bakın. Birinci ilmeğimi ördüm. ikinci ilmeğimi ördüm. Ve üçüncü ilmeğimi bıraktım zaten örmüştüm. Tekrarlayalım. Bir, iki ilmek bırakıyoruz. Üçüncü ilmeğin içinden girip düz örgü örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ilmeğimi çektim çıkarttım. Bunu rahat tutacağız dediğim gibi. Birinci ilmeğimi ördüm. Düz bir şekilde. İkinci ilmeğimi ördüm. Bakın. Bunu da ördüğüm için tamamen şişimden bırakıyorum. 1 2 3'ünü de örmüş oldum. Tekrarlıyoruz arkadaşlar. 1 2 3. ilmeğimizin içinden girdik. Rahat bir şekilde ilmeğimi çektim. 1. ilmeğimi ördüm. 2. ilmeğimi ördüm. 3. ilmeğimi şişimden bıraktım. Tekrar 1 2 3. ilmeğimin içinden girdim, ilmeğimi çektim, çıkardım, Birinci ilmeğimi ördüm, 2. ilmeğimi ördüm, 3. ilmeğimi de zaten örmüştüm, şişimden çektim, bıraktım ve son kenar ilmeğimi ördüm. Örgümüz bu arkadaşlar. Şimdi aşamalarını tamamlayacağız. Arka yüzümüze modelimizi kurduk. Arka yüzümüze geldik. Arka yüzümüzde bütün arkadaşlarım ilmeklerimi ters örüyorum benden tarafta. Bütün ne kadar ilmeğim varsa bakın bu şekilde bütün ilmeklerimi siz kendi örgünüze göre öreceksiniz. Bütün ilmeklerimi benden tarafta ters olarak örüyorum. Çok basit, çok kolay ve dediğim gibi çok çok çabuk ilerleyen bir örnek arkadaşlar. Çok da zevkli gidiyor çabuk ilerlediği için. Hemen örüp bitirmek isteyeceğiniz güzel ilerleyen harika bir örnek. Özellikle bebek yeleklerinde hırkalarına çok yakışacağını düşünüyorum. Bakın arkadaşlarım son ilmeğimi de bütün Bakın ilmeklerimi ters olarak benden tarafta ördüm. Şimdi ön yüze geçtim. Ön yüzde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Tamamen ne kadar ilmeğim varsa düz bir şekilde örüyorum. bir sıra örgümüzü kurduk ön yüzde. Bir sıra arkadan ters ördük. Önden bir sıra düz ördük. Bakın. Önden bir sıra düz ördük. Şimdi arkaya tekrar dönüyorum. Yine arkadan bir sıra ters öreceğim ve örneğimi tekrar ön yüze geldiğimde kuracağım. Bakın bütün ilmeklerim yine arka tarafta ters olarak benden tarafta olaraktan hepsini örüyorum. yani bu kadar kolayı yok dedirtecek bir örnek arkadaşlar. Yeni örgüye başlayanlar bile dediğim gibi rahatlıkla örebilir. Bakın 3 sıra örgü örmüş olduk. Örneğimizi kurduk. Şöyle bakınca da zaten sırasını anlıyoruz. Örneğimizi kurduktan sonra bir sıra arkadan ters ördük, bir sıra önden düz ördük, yine bir sıra arkadan ters ördük. 3 sıra örgü ördükten sonra geldik ön yüze arkadaşlar. Tekrar örneğimizi kuruyoruz. İlk ilmeğimi, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine bakın, 1, 2, 3. ilmeğimin içine şişimi geçirdim. Rahatça çektim buradaki ilmeğimi. Birinciyi ördüm. ikinciyi ördüm. Ve üçüncü ilmeğimi ördüğüm için zaten bırakıyorum. Bir, iki, üçüncü ilmeğimin içinden şişimi geçirdim. Buradan bir ilmek çıkarttım. Birinciyi ördüm. ikinciyi ördüm. Ve üçüncüyü bıraktım arkadaşlar ördüğüm için. Bir, iki, üçüncünün içinden şişimi geçirdim. Birinciyi ördüm. ikinciyi ördüm. Üçüncüyü ördüğüm için zaten bıraktım. Tekrar aynı şekilde zaten yerlerimiz belli. sadece dikkat etmemiz gereken arkadaşlarım püf noktası dediğim gibi bu ilmeğimizi kesinlikle şu şekilde falan bırakmayalım. Çok sıkıp kasıyor. Ee, örgümüzün üstünde bir toplanma olur. Buna dikkat edelim. Bıraktım ilmeğimi ve son ilmeğimi de ördüm. Bakın örgümü tamamladım. Şimdi yine arka yüzü arkadaşlar. Bu sırayı ben yine ters olarak öreceğim. Ön yüzde düz öreceğim. Yine ters öreceğim. Üçüncü model kurma sırasında görüşelim. Şimdi arkadaşlarım bakın tekrar 3 sıra örgü ördükten sonra tekrar örnek kurma sıramıza geldik. Örneğimiz bu şekilde. Çok da güzel gerçekten. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bunu tekrar elime alacağım göstereceğim. Bakın çok hoş. Dediğim gibi ee, dediğim püf noktasına dikkat ederseniz, bakın hiçbir kasma yok buralarda. Bakın gayet rahat ve geniş. Ee, ama buradaki ilmekleri kısa çekerseniz e, alttaki haroşa bile böyle geniş kalıp üstte bu örgüyü bu şekilde büzebilirsiniz arkadaşlar. Tek dikkat etmemiz gereken unsur o. onu da inşallah dikkat ederim. Ee, i̇nşallah videomu beğenmişsinizdir, Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Allaha emanet olun, hoşça kalın arkadaşlar.